Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize devam ediyoruz ve sizler için milli mücadeleden 3 tane soru hazırladım. Bakalım 3 de 3 yapabilecek misiniz? Hadi başlıyoruz. İlk sorumuz biraz uzaklaştırmamız lazım. Tamamdır. Londra konferansına katılan İstanbul hükümetinin temsilcisi Tevfik Paşa söz hakkı milletimin gerçek temsilcisi olan TBMM üyelerinindir diyerek sözü TBMM temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakmıştır. Tevfik Paşa bu tutumuyla anlaşma devletlerinin aşağıdaki hangi planını bozmuştur? Doğulu toplumları demokratikleştirme böyle bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. Hiçbir alakası yok. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını koruma herhangi bir çıkardan bahsedemeyiz. Milli mücadele dönemindeyiz. İstanbul'u resmen işgal etme Anlaşma devletlerinin böyle bir planı yoktu ki zaten öncesinde İstanbul işgal edilmişti. Türk tarafında ikilik ve çatışma çıkarma, bırakalım yeni sömürgeler elde etme itilal devletlerinin amaçları arasında gösterilemez. Ancak sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki itilal devletleri Londra konferansına hem İstanbul hükümetini hem de Ankara hükümetini çağırmıştır. Amaç ikilik çıkarmaktı ancak Tevfik Paşa ben sözü milletin gerçek temsilcisi olan TBMM'ye bırakıyorum dedikten sonra itilal devletlerinin hayalleri suya düşmüştür. Cevabımız D şıkkı. Geldik diğer bir soruya şimdi. Okuyoruz. Düzenli ordunun kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu söylenemez. Örgütlü devlet düzenine geçilmiş olması doğru mudur? Doğrudur. Daha örgütlü, daha devli toplu bir ordu lazımdı. Devlet otoritesinin sağlanması gereği çünkü Kuvayi Milliye kendi başına göre hareket ediyordu. Yurdun işgallerden temizlenerek ulusal bağımsızlığının sağlanmak istenmesi bu maddeleri not tutabilirsiniz. Düzenli orduyla ilgili soru gelebilir. Doğru. İstanbul hükümetinin desteğini kazanmak istenmesi bırakalım. Kuvay Milliye'nin ulusal mücadelede yetersiz kalması doğrudur. Çünkü işgallerin önüne geçilemiyordu. İstanbul hükümetiyle hareket edilmek gibi bir düşünce hiçbir zaman olmamıştır sevgili arkadaşlarım. Damat Ferit'ten dolayı. Arada oluyordu ama arada o da. Geldik son sorumuza. Amasya genelgesinde Sivas Kongresi'ne katılacak temsilciler müdafaa hukuk reddiyle hak ve belediyelerce seçilecektir. Maddesi yer almıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın bununla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal burada ne amaçlamak istemiş sevgili arkadaşlarım? Bir son ilkelerine göre davranmak. Hayır. Hiçbir alakası yok. İşgalleri durdurmaya çalışmak. Bunun da, bununla da alakalı bir durum yok. Örgütlenmeden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlarım. Örgütlenmeden bahsedilmiş ulusal irade ile birlikte hareket etmek bırakalım. Düzenli orduyu oluşturmak için daha yeri değil. İstanbul hükümetinin tepkisini önlemek. Hayır. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal diyor ki Reddi ve belediyelerce seçilecektir. Yani bizi seçecek olan halktır diyor burada. Eğer halk varsa ulus iradesi var. Bunu unutmuyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Umarım üçlü 3 yapmışsınızdır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.